Floki üzerine konuşacağız. Genel hatlarıyla Floki'den bahsederek bu yeni açıklamaları ve yeni gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız diyebilirim. Evet. Floki Inu yeni bir token planı paylaştı. Floki karşılığı ödül. Şimdi bakalım buna. Memecoin ekosisteminin üyelerinden Floki Inu yeni bir ödül tokeni için harekete geçtiklerini duyurdu. Gelen bilgilere göre Floki sahipleri yeni gelecek staking sisteminden ödül olarak planlanan varlığı kazanacak. Evet. Bunu sadece Floki değil, pek çok farklı tarafta buradaki işlemi gerçekleştirmiştir. Yani ödül token'ı dediğimiz mesele aslında piyasada çok fazla kullanılan bir husustur. Staking için de kullanıldığı olmuştur projelerden. Aynı şekilde farklı sistemlerden kaynaklı olarak da görülmüştür. Mesela yakım. Örneğin Shiba Inu yakım mekanizmasını, daha doğrusu Burn Portal'ı, yakım portalını ilk duyurduğunda tabii ki ana husus burası üzerinden yatırımcıların yakım gerçekleştirmesiydi. Yapılan Shibcoin yakımları doğrultusunda siz Ryoshi Token diye bir token kazanıyordunuz, değil mi? İşte bu da buna oldukça benzer bir husustur. Yani burada bu şekilde veriliyor. Şimdi dikkat edilmesi gereken önemli bir konu, burada adı geçen token'ın kesinlikle alınmaması gerektiğidir. Mesela bu o kadar sert ve anlamsız bir şekilde gözlemlendi ki en son Shibarium üzerinde bir token yayımlayacaklarını ekip duyurdu. Bu token yayımlandı, yani bu token hayata geçirildi, fakat buradaki token'ın tamamen enflasyona tabi ve deneme amaçlı bir token olduğu öncesinde Kusama tarafından da bizzat açıklandı. Yani buradaki token, bakın, teknik anlamda bir deneme amacıyla yayımlanıyor. Nitekim tamamen enflasyonist, yani fiyatları düşmek üzere ve arzı artmak üzere ayarlanmış olan bir token'dır. Buna rağmen çıktığı gibi token, yanlış olmasın, birkaç saatte 20x falan yaptı. Bu şekilde bir problem var. Şimdi buradaki az önce adını geçirdiğimiz Ryoshi tokenları ya da Floki'nin çıkaracağı token enflasyon üzere bir token olacak ki muhtemelen ekip de zaten bunu alın, işte satın alın falan gibi, yani Floki'de yapıldığı gibi bir pazarlama stratejisine tabi tutmayacaklardır. Bu tarz tokenlar her zaman enflasyona dayalı tokenlardır ki adı geçen tokenda yakın falan yapmazlar tabii ki. Onu da söyleyeyim. Yani bu tamamen sembolik bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Sen Floki stake ettin. Floki stake ederek Floki aslında faize yatırdın, elde tutma oranlarını artırdın, dolaşan arzı azalttın, dolayısıyla dominans karşısında direnci artırdın ve Floki daha yukarı meyilli bir kripto para haline gelmiş oldu. Sana karşılığında bu ödülü, bu token'ı verdiler. Burada bu tarz token'lar, yani ödül amaçlı çıkan token'lar ki piyasada çok fazla bilinen bu gibi token'lar vardır. Mesela Spell. Spell, abrakadabra üzerinde yapılan anlaşmalar, ödenen krediler karşılığında ve bir takım farklı işlemler karşılığında müşterilere ödül olarak verilen bir token'dır. Spell token. Ve neler yaşadığını zaten biliyorsunuzdur. Dolayısıyla sadece Spell değil, Spell bilinen bir örnek diye Spell'in ben adını verdim. Velhasıl buradaki token'lar sürekli yatırımcılara bir GameFi token'ı misali dağıtılır. Ücretsiz ödül olarak verilir. Elde tutma oranları bu coinlerin çok düşüktür ve sürekli dağıtılmasından dolayı üzerlerinde hiç bitmeyen bir satış baskısı vardır. Sen Floki stake ettin, sana o coin'i verdiler, sattın, nakide çevirdin. Dolayısıyla belki sen çevirmedin ama emin ol, sen ortalama 5 kişiden bir tanesisin. Kalan 4'ü sattı. Dolayısıyla sürekli bir satış baskısı halindedir bu gibi kripto paralar ve tokenlar.
Haricinde senin ödül dağıtabilmen için artan bir arz yapısında olman gerekiyor. Yani yatırımcı ne kadar çok stake ederse o kadar çok ödül vereceksin. Dolayısıyla bu ödülü verebilmen için bu tokenlar ağaçta yetişmiyor. Sen de ne yapıyorsun? Gidiyorsun. Bu arzı daha fazla artırman lazım. Velhasıl hem satış baskısı altında hem de sürekli artan bir arz mekanizmasına, yapısına tabi şekilde hareket ediyorlar. Dolayısıyla bunların alınmaması gerekiyor. Fakat Floki için iyi bir teşvik ve ödül programı olmuş. Floki'nin baş geliştiricisi basınla paylaştığı notta projeye yeni bir staking özelliği getireceklerini duyurdu. Bu noktada Floki stake eden yatırımcılar karşılık olarak ödül tokenlarını alacaklar. Yeni token için bir ön satış veya airdrop planlamadıklarını söyleyen geliştirici, 3 ay ile 4 yıl arasında değişecek programlara katılan yatırımcıların ödül kazanma hakkı olduğunu söylüyor diyor. Aynen. Yani 3 ay ile 4 yıl arasında bunları Floki stake edip bekleyen ve staking'i bittiği zaman yatırımcı hem flokilerini alıyor, staking getirisini, aynı zamanda ödül token'ını kazanıyor. Burada dikkat edin, videonun başında söylemiştim. Muhtemelen ekip zaten bunun pazarlamasını yapmayacaktır demiştim. Buradaki kısım ön satış veya airdrop planlamıyoruz diyor. Yani zaten ilk başta söylediğim şeyi de destekliyor. Herhangi bir şekilde satışını yapmıyorlar ya da airdroplar üzerinden vesaire bir tanıtım ya da teşvik ayarlamıyorlar. Çünkü zaten bu enflasyon üzere çıktı. Fiyatlarının yükselişi gibi bir durum söz konusu değil. Durum bu. Floki'nin Meme Coin ekosisteminde son zamanlarda ismini sıklıkla duyuranlar arasında yer almıştı. Floki geleceği hakkında birçok yorum yapılırken proje bazı ufak yatırımlar almayı sürdürüyor. Yakın zamanda, geçtiğimiz aylarda diyeyim, DWF Labs'tan 5 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Daha fazla da yatırım yapacağız denilmesine rağmen üstüne herhangi bir ikinci yatırım gelmemişti. Shiba Inu ekosistemini geliştirirken piyasaya sürdüğü yeni tokenlar ilgi görmüş olsa da Floki'nin yeni özelliklerine yatırımcıların ilgisi nasıl olacak merak ediyorum. Ne anlatıyorsun sen ya? Shiba Inu'nun yeni tokenlarıyla bunun ne alakası var? Sanki ilgi görmesi gerekiyormuş gibi. Saçma sapan bir şey yazmışlar. Ne yazdıklarını kendileri bile bilmiyor. Ağzına ne geleni söylüyorlar. Durum böyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.